Kenan Evren'in yaptığı her şeyi istisnasız onaylıyorum. İnsanlara dışkı yedirmek işkence değil, dedi. Bu sözü sonrasında, peki kendi dışkınızı yediniz mi sorusuna da, evet acıydı, yanıtını verdi. Deniz Gezmiş için bu memlekette bir eşkıyaya kahraman denildiğini gördüm. Sözleriyle dışa vurdu düşmanlığını. Organ bağışı yapar mısınız diye sordular bir defasında. Elin dangalağına verip de onu yaşatmanın anlamı yok diye cevapladı. Madenler açılmasın diyen çevrecilere ise zır cahil ifadesini kullandı. Fransız ihtilaline nefretini insanlık için bir felaket, ayak takımının yönetimine yol açtı ifadeleriyle anlatıyor. İşkence sever, antikomünist, yoksuldan ve cahilden nefret ediyor. İlgi çekmeye çalışan bir ergen, besili bir patron çocuğu. Pepsi'nin Türkiye İmparatoru Melih Sipahioğlu, aile içinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle şirketini 100 milyon dolara sattı. Sipahioğlu 1955'te Fruko şirketini kurarak Pepsi üretim ve dağıtım işini 40 yıl boyunca sürdüren Tamek Holding'in büyük hissedarıydı. Kıbrıs'ta kurulu Universal Bank'ın da %50 hissesine sahipti. Şirketlerinin yarım milyar dolara yakın cirosu vardı. Sipahioğlu'nun büyük ortağı, deprem uzmanı jeolog Celal Şengör'ün babası Asım Şengör'dü. Gazeteciler bu ani satışın sebebini araştırdı. Şirketin 4 varisinden hiçbiri aile işiyle doğrudan ilgilenmemişti. Çocukların en parlak olanı diye bakılan Celal tamamen başka bir yola sapmış, iş adamı olmak yerine gidip deprem uzmanı olmuştu. Sipahioğlu yeğenine bu kararı nedeniyle kızgındı. O da hayırsız çıkmıştı. Yani babama da, dayıma da ben gelmem. Bakın, hayır. Ben dedim para kazanmayacağım. Üstelik paranızı yiyeceğim. Kamuoyu herkesin tanıdığı papyonlu Profesör Celal Şengör'ün zengin ailenin iş hayatıyla ilgilenmeyen şımarık çocuğu olduğunu bu satış haberleri vesilesiyle duymuştu. Ben size çok yakınımdan bir örnek vereyim. Rahmetli annem. Hayatımda tanıdığım en zeki insanlardan biriydi. 5 paralık aklı yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü zengin bir ailenin. 2015'te Tamek'te bir huzur hakkı kavgası patlak verdi. Türkiye'nin en büyük 50 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Tamek Gıda'da ortaklar arasında anlaşmazlık yaşanıyordu. Celal Şengör'ün de ortağı olduğu şirkette yönetim kurulu başkanı Melih Sipahioğlu ve yardımcısı Güngör Sipahioğlu'na aylık ödenen 15 bin liralık huzur hakkı fahiş bulunarak dava açıldı. Davayı açan isimse Şengör'ün kardeşi Meral Taşlıklıoğlu ve eşiydi. Dava konusu edilen ve iptali istenen karar, Celal Şengör'ün oğlu Asım Şengör'ün de aralarında olduğu diğer yönetim kurulu üyelerine aylık 2500 lira huzur hakkı ödenmesini öngörüyordu. Bu kavganın patlak verdiği tarihte ISO 500 listesine 332 milyon lira cirosuyla 307. sıradan giren Tamek Gıda'nın birbiriyle yakın akraba 10 hissedarı bulunuyordu. Melih ve Güngör Sipahioğlu, çiftin kızları Sema Kızıl, Selda Sipahioğlu ile Yıldız Budin, Profesör Doktor Celal Şengör, Şengör'ün oğlu Asım Şengör ile Şengör'ün kardeşi İkbal Meral Taşlıklıoğlu ve Haluk Taşlıklıoğlu. Anla, sen bana da bok atıyorsun. Hafiften. Biz yapamayız abi. Hafiften. Hafiften. Hararetli bir eğitim hayatı olmuştu. Eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nin ilkokulunda başlamış, 5. sınıfta öğretmeniyle tartışınca okuldan atılmıştı. İlkokuldan mezun olduktan sonra kimi özel okulların sınavlarına girse de hiçbirini kazanamadı. Kendi iddiasına göre torpille Işık Lisesi ortaokuluna girdi. 1969'da Robert Koleji'nin sınavlarını kazandı. Koleji bitirdikten sonra öğrenimine devam etmek üzere ABD'ye gitti. Nasıl olsa para ganiydi. Tam adıyla Ali Mehmet Celal Şengör bir Tamek varisi olarak daldı bilim dünyasına. Yapısal yer bilimi ve tektonik dallarındaki çalışmalarıyla tanındı. Pek çok ödül aldı. 1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseldi. 2022'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden emekliye ayrıldı. Jeolojiye olan merakının nasıl başladığını şöyle anlattı. Efendim, bu bir tutku halinde. Ben küçük yaşımda Jules Verne okudum. Ve Jules Verne okuduğum zaman onun yarattığı alem büyüledi beni. Yani orada mesela arzın merkezine seyahatte. Şimdi tabii böyle bir adamla karşılaşınca etkileniyorsunuz. Adam olacaksa böyle olması lazım. Jules Verne okumuş, onu da yarım anlamıştı. Çünkü Verne bir sosyalistti. O ise her türlü eşitlik fikrinden nefret ediyordu.
Tuhaf davranışlarının, şımarıklığının ve zenginliğinin yanında fiziksel bir nedeni de var kendi iddiasına göre. Şöyle anlatıyor durumunu. Oya'ya diyor ki, ya Celal'e nasıl söyleyeceğim ama diyor, bunda diyor Asperger var. Oya bir şey söylemedi bana. Çünkü Kerem ya söyleme demiş. Ben kendimi teşhis ettim. Ben de galiba dedim bir otizm var. Deyince Oya gülmeye başladı. İsmini Hans Asperger'den alan otizm spektrum bozukluğunun bir çeşidi olan Asperger sendromu, sosyalleşebilme ve etkili iletişim kurabilme yeteneklerini sınırlayan gelişimsel bir bozukluk. Dar ilgi alanları, katı rutinler ve sıklıkla tekrarlayan davranışlar yan etkilerinden. Celal Şengör biyografisine giriş niyetini okuyabilirsiniz bunları. Bir söyleşisinde Kemalist olduğunu belirtti. Benim siyasi görüşüm tamamen Kemalizmdir. Hem de en koyu haliyle. Çünkü Kemalizm eşittir akılizm demektir. Tabii akıl her zaman var ama her zaman akılcı bir biçimde değil. Sana milletçe şükran borçlu. Türkiye Cumhuriyeti oğlunun dediği gibi ilerlemek. İrasyonalizm de akıldan besleniyor sonuçta. Aklı doğruda tutacak bir yöntem gerek herkese. O da Celal Şengör'de yok. Nitekim o bir Kemalist olmasına karşın aynı zamanda bir monarşist. 1982'de yazdığı tezini Osmanlı Hanedanı mensuplarına atfedecek kadar saplantılı bir tercih bu. Ona göre monarşi yargı bağımsızlığını tamamıyla sağlaması nedeniyle ideal yönetim biçimi. Cumhuriyetsiz bir Kemalist o. Sen aileni seviyor musun? Severim. Bu bitti, ben de onun için milliyetçiyim. Tabii. Siz ailenizi severim. Tabii, çok teşekkür ederim. Ben de... Vallahi billahi ya. Onu Allah bilir. Düşmez kalkmaz bir Allah. Çocuk bir tane. Allah bağışlasın. Laik de değil ama sıkı bir ateist. Hafif Asperger sendromu gibi hafif bir Türkçülüğü de var. Bugün ben kendimi Türk milliyetçisi olarak tanımlarım. Ama benim damarlarımda bir damla Türk kanı yok abi diye gerekçelendiriyor bu hafif Türkçülüğünü. Efendim Ziya Gökalp milliyetçi. Irkçı değil. Çok ilginç bir milliyetçi Ziya Gökalp. Birbiriyle alakasız olaylar arasında alakasız bağlar kurmayı seviyor. O bağlardan çıkardığı saçma sonuçlar da malum. Bulgar ben Bulgarım diyor. Sırp ben Sırp'ım diyor. Arap ben Arap'ım diyor. Ziya Gökalp şu soruyu soruyorken, ulan biz ne diyeceğiz? Anlatabiliyor muyum? Kenan Evren'in yaptığı her şeyi istisnasız onaylıyorum. İnsanlara dışkı yedirmek işkence değil demişti bir keresinde. Bunlarla da yetinmemiş, Kenan Evren'in cenazesine çelek göndermişti. Böyle hararetli bok yedirme savunusu yapınca kendi dışkınızı yediniz mi diye sordular. Kendi dışkımı yedim. Hatta onun dışında İsviçre'de benim şeyde otlayan, benim doktor alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Ve oradaki dağlarda bulunan dağ keçilerininkini de tattım. Bu özellikle insan dışkısı, en azından o anda benimki, acıydı. Dedi. Tipik bir antikomünist aynı zamanda. Bu memlekette deniz gezmiş gibi bir eşkıyaya kahraman denildiğini gördüm diyerek dışa vurmuştu bu düşmanlığını. Deniz gezmişler falan dedim ya bunlar eşkıyaydı. E kardeşim, Mahir Çayan, İsrail konsolosunu kaçırdılar. Adamı elleri bağlı olarak şakağından vurup öldürdüler. E yani kusura bakma ama bunu yapan adama ben işkıya derim. Bir söyleşisinde işkence severliğini ise şöyle açıklıyordu. Bak kardeşim, ihtilal ne demektir biliyor musun sen? Devrim ne demektir? Darbe, zorla bir işi yapmak demektir. Kusura bakmasın kimse, her yapılan haktır kardeşim. Diyorlar ki biz senelerdir bunlardan kurtulamadık. Doğru. Kurtulabilmeleri için diyorum ki ya bu feci bir şeydi. Ama kardeşim kafaya takmayın. O kadar da fena değildi. Zannettiğiniz kadar fena değildi. O mutlak bir seçkin. Haliyle cahillerin demokrasisine, oklokrasiye karşı. Peki nasıl yönetilelim? Oligarşiyle. Şaka yaptığımız sanılmasın. Bunları söylüyor açıkça. Çok kısa sürede anladılar ki ayak takımının yönetimiyle bu iş olmuyor. Onun için 2. Charles'ı davet ettiler. Lütfen gel kralımız ol gene diye. Ama anayasal bir monarşi içerisinde. Bu Doppler. Mutlak bir seçkin olduğu için her türlü aşırılığı yapma hakkı görüyor kendinde. Bir öğrencisi için... O kadar kızdırdı ki saniyenin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Dedi örneğin. Hakkında taciz soruşturması açtılar. Delil bulamayıp kapattılar. Kendi sözü delil sayılmamıştı. Çünkü sözünün bir ağırlığı yok. Orada bir kız gördüm. Abi inanılmaz güzel bacaklar var. Kısacık bir etek giymiş.
Dedim ya ben buna bir de yakından bakayım. Hocam tehlikedeyiz. Evet. Cahilden, yoksuldan, açtan açıktan nefret ediyor. Saklamıyor da bu nefretini. Organ bağışı yapar mısınız diye sordular bir defasında. Elin dangalağını verip onu yaşatmanın anlamı yok. diye cevapladı soruyu. Peki cahil sözüyle kastettiği kim? Okuma yazması olmamak anlamında kullanmıyor bunu. Örneğin ona göre maden açılmasın diyenler de zır cahil. Efendim doğayı tahrip eder sonra biz düzeltiriz. Madencilik doğayı tahrip etmez. Doğanın yüzünü değiştiriyormuş. Yan taraftaki köy manzarasını kaybediyormuş. Bana ne lan? Diye gerekçelendiriyor bu sivri akıllarını. 12 Eylül darbesini savunuyor ama Fransız devrimine şaşı bakıyor. Fransız ihtilali insanlık için bir felaket ona göre. Ayak takımının yönetimi için yolu açılmış ve dünyayı bugünkü haline getirmiş. Bilgisi doğru değil ama nefretinin sebeplerinden biri Fransız devriminin monarşiyi devirmesi. Fransız ihtilali insanlık için bir felaket olmuştur. Ayak takımına iktidarı verirseniz ne olur? İşte bugünkü dünyada da görüyoruz. Ama onun hanedan ve monarşi savunuculuğu da gelgitli. Bir keresinde de Kanuni Sultan Süleyman'a hakaretler savurmuş, Osmanlı ve Selçuklu da bilim ve eğitim adına hiçbir şeyin olmadığını ileri sürmüş, Yıldırım Bayezid için de kahraman falan değil, enayidir demişti. Bu öyle bir özgüven patlaması ki hakkında hiçbir şey bilmediği Marx hakkında bile atıp tutabiliyor. Ben Karl Marx gibi altın kalpli, bu altın Marx'ı seviyorsunuz. Altı hayır. Karl Marx çok iyi bir insan ya. Şair herif. Ne güzel. Altın kalpli evet. Ama altından ötürü göremiyor karşıyı. Bunun görünür tek nedeni ilgi çekmeye çalışan bir ergen olması. İç çamaşır Victoria's Secret. Orada bir Portekizli var. Hepsinin en güzeli. Yapma ya. Vallahi billahi. Bir söyleşisinde bu yaşta şımarık bir velet gibi görünmeyi nasıl başarıyorsunuz diye sordular. Bu başarının sırrı benim çocuk olarak kalmayı başarmış olmamdır. Eğer çocuk olarak kalamasaydım zaten bilim yapamazdım. Bilim orijinal düşünmeyi gerektiren bir şey. Orijinal düşünmek için kafanın serbest olması lazım. İnsan büyüdükçe kafası kalıplaşıyor. Ben o kalıba bir türlü giremediğim için çocuk kaldım. Bundan da çok memnunum diye yanıtladı soruyu. Tabii çocuklukla çocuksuluk arasında dağlar kadar fark var. O şımarık veletlikte aklını özgürleştiren bir bilim insanı değil. Hep besili bir patron çocuğu olmanın iticiliği var. O besili çocuk jeolog çocuğu bastırıyor çoğunlukla. Altından bir canavar olan Tamek Celal çıkıyor. Gericilik döneminin tipik bir cahil özgüven karakteri o. Bütün karanlık yanlarını aydınlık sanıyor. Bazılarını inandırıyordu üstelik. Onda iki kişilik birbiriyle savaşıyor. Tamek Celal, jeolog Celal'e karşı. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim. Baban bunu yaptı mı dedim. Baktı. Babam bile bana böyle bir şey yapmadı. Hah dedim. Eksik kalmış dedim. Şimdi tamamlandı.